Size selamlar. 2023 LGS Din Kültür ve Ahlak Bilgisi branşına ait soru çözümleriyle karşınızdayız. Ero Koleji'ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Soru çözümlerine başlıyoruz. Bu sorumuz kader inancı ile ilgili bir soru. Kader inancı ünitesinde yer alan kader ile ilgili kavramları bünyesinde barındıran bir soru. Bu soruda da bir metin verilmiş ve metinde asıl anlatılmak istenenin aşağıdakilerden hangisi olduğu sorulmuş soru kökünde. Metni okuduğumuz zaman arkadaşlar asıl anlatılmak istenen B seçeneğinde yer alan emek insanın geleceğini belirlemede etkilidir olacaktır. Bu soru zekat ve sadak ünitesi ile ilgili bir soru. Soru köküne baktığımız zaman metinden hangisine ulaşılamaz denilmiş. Metne baktığımız zaman arkadaşlar soru kökünde de dikkat ettiğimizde üç yargıya ulaşılabiliyor. Ancak C seçeneğinde yer alan Hz. Muhammed yardımlaşmanın yakın çevreden başlanarak yapılmasını uygun görür yargısına ulaşılamaz. Bu sorumuz arkadaşlar zekat ve sadık ünitesi ile ilgili bir soru ve öğrencilerimiz Ero Koleji öğrencileri denemelerinde bu tarz sorularıyla sıklıkla karşılaştılar. Eminim sınavda da. Bu soruyu çözdüklerinde aynı şeyi düşünmüşlerdir. Peki soru köküne bakalım. Aşağıdaki ayetlerden hangisi sadaka nasıl verilmelidir sorusuna cevap oluşturmaz denilmiş arkadaşlar. Üç ayetin sadaka nasıl verilmelidir sorusuna cevap oluşturulabileceğini görmekteyiz. Ancak D seçeneğinde yer alan Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde kazanç elde etmeye güç getiremeyen yoksullar içindir. Ayetine ulaşılamaz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Bu sorumuz din ve hayat ünitesiyle ilişkilendirebileceğimiz bir soru. Soru köküne baktığımız zaman yine bir metin verilmiş ve bu metinde asıl anlatılmak istenenin hangisi olduğu sorulmuştur. Metni okuduğumuz zaman arkadaşlar asıl anlatılmak istenen C seçeneğinde yer alan Allah'ın peygamberler aracılığıyla dini koruduğu olacaktır. Bu sorumuz arkadaşlar kader inancı ile ilgili bir soru. Soru köküne baktığımız zaman metinden hareketle çiftçi hakkında yargılardan hangilerinin söylenemeyeceği sorulmuş. Metni okuduğumuz zaman birinci öncülde yer alan doğru bir tevekkül örneği göstermiştir yargısı ile üçüncü öncülde yer alan oluşan sonucun sorumluluğunu üstlenmiştir yargısı söylemez. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sorumuz din ve hayat ünitesi ile ilgili bir soru. Soruda ayetler verilmiş ve bu ayetler Ere Koleji öğrencilerinin denemelerinde sıklıkla karşılarına çıkmıştı. Peki soru kökünde bize ne deniliyor? Verilen ayetlerden ulaşılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir diye sorulmuş. Sorumuzun cevabı arkadaşlar D seçeneğinde yer alan İslam güvenilir bir toplum oluşturmayı amaçlar olacaktır. Bu sorumuz arkadaşlar yine din ve hayat ünitesiyle ilişkilendirebileceğimiz bir soru. Soruda bir olay verilmiş ve soru köküne baktığımız zaman olayda öğrencilerin tutum ve ile ilgili yargılardan hangilerinin kesinlikle söylenebileceği sorulmuştur. Olayı okuduğumuz zaman ve öğrencilerin tutum ve davranışlarına baktığımız zaman birinci öncülde yer alan duyarlı bir davranış göstermişlerdir yargısı ile dördüncü öncülde yer alan özveri ve fedakarlıkta bulunmuşlardır yargısı kesinlikle söylenebilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Sorumuz kader inancı ünitesiyle ilgili. Soruda arkadaşlar bir metin verilmiş. Soru köküne baktığımız zaman bu metinde asıl anlatılmak istenenin hangisi olduğu sorulmuştur. Metni okuduğumuz zaman asıl anlatılmak istenen, A seçeneğinde yer alan insanın çevresine karşı duyarlı ve sorumlu davranması gerekir cevabı olacaktır. Bu sorumuz Ela Kureyşi öğrencilerinin denemelerinde karşılaştığı bir hadisi bünyesinde barındırıyor. Soruya baktığımız zaman bir hadis verilmiş ve bu hadiste hangisinin vurgulandığı sorulmuştur. Hadisi okuduğumuz zaman arkadaşlar vurgulanan, D seçeneğinde yer alan, zorlukları aşmak kararlı olmayı gerektirir olacaktır. Bu sorumuz zekat ve sadak ünitesi ile ilgili bir soru. Ero Koleji öğrencileri denemelerinde bu soru tarzıyla karşılaşmışlardı. Nelere dikkat etmemesi gerekiyordu bu soruda? Zekat, fitre ve sadakayı cariye kavramlarıyla ilgili ufak detaylara dikkat etmeleri gerekiyordu. Soruda arkadaşlar bir metin verilmiş ve metinden Mesut Bey ile ilgili yargılardan hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş soru kökünde. Metni okuduğumuz zaman cevabımız C seçeneğinde yer alan sadakayı cariyeyi önemsediğine yargısına ulaşılamaz. 2023 LGS Din Kültür ve Ahlak Bilgisi branşına ait soru çözümlerini karşınızdaydık. Doğru ve yanlışlarınıza bakarak erakoloji.k12.tr adresine girerek ya da aşağıdaki linki tıklayarak puan hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.